Ye peynir, ye yumurta, ye et, peynir, yumurta, İyi ye. Akşamlar. Protein diyeti. Alo, iyi akşamlar, buyurun. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi benim bir kalp yetmezliğine bağlı karın bölgesinde su toplanma olayı var. Evet. O karın bölgesindeki suyu boşaltmak için bitkilerle tedavisi var mı acaba? Evet, soralım İbrahim Bey'e. Buyurun tamam. İbrahim Bey. Karın bölgesinde şişkinlik var. Karın bölgesi, kalp rahatsızlığı var. Yani bayağı rahatsızlığı var. Şimdi bu gördüğünüz keten tohumu, keten çiçeği. Ketenin çiçeği böyle masmavidir. Ketenin çiçeğinin, bunun ketenin tohumu bağırsaklardaki asidi, gazı sünger gibi emer. Kendi hacminin 27 katı büyür. Bağırsaklardaki bütün sıvıyı emer ve bağırsakları harekete geçirir. Bağırsaklarda oluşan mantar ve bakteriden kaynaklanıyor muhtemelen. Çünkü bağırsaktaki mantarlar zehirli gazlar üretir. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller. Keten tohumu asidi kazıp sünger gibi emer. Aynı şekilde kimyon çörek otu da emer. Bu keten tohumunu ne şekilde kullanabiliriz? Çayını içerek falan mı? İki yemek çorba kaşığı, bir kase yoğurtla karıştırılarak yenebilir. Anladım. Veyahut da bu sıradan basit bir rahatsızlıksa, basit bir gaz oluşumuysa, fakat kişinin bağırsaklarında mantar varsa, aloe vera jel, iksir, efendim karahalile, kortisep gibi özel, spesiyel üretilmiş formüllerimiz var. Bunları kullanması gerekiyor. Bunları aç karın ya da tok karın diye ayırt ediyor muyuz? Tabii, fark ediyor mu? Hepsi üzerinde yazıyor. Yazıyor, anladım. Var, tabii.